Sil baştan, kan değil sevgi bağı. Yazan Güneş Ertürk, seslendiren Leyla Adar. 1. Bölüm. Gülcan abla, bunların imzalanması lazımmış. Mümtaz Bey gönderdi. Tamam Elif, şuraya bırak, imzalatıp haber veririm. Elif evrakları masaya bırakıp önündeki sandalyeye oturup hevesle konuşmaya başladı. Abla, akşam gelecek misin? Elif canım, öyle yerler bana göre değil bir tanem. Abla, inan düşündüğün gibi bir yer değil. Bar dediğime bakma, aslında nezih bir gece kulübüdür. Ama bizimki ağız alışkanlığı, bar diyoruz hala, dedi hınzır bir gülümsemeyle. Bu yaştan sonra gece hayatına mı başlayayım yani? Elif saçından bir tutam alıp dudağının üstüne yerleştirip sesini kalınlaştırarak konuştu. Korkma güzelim, ben seni korurum. Kimse sana ilişemez. Hem alemlere akacağız bebeğim. Bunun yaşı mı olur? Elif ikna çabalarını abartıyla devam ederken Gülcan kahkahalarla gülüyordu. Kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki asansörün geldiğini ve içinden çıkan genç adamın hayranlıkla onları izlediğinin farkına bile varamadılar. Yiğit uçaktan indiğinde o kadar yorgundu ki sadece eve gidip uyumak istiyordu. Ama abisi direkt şirkete gelmesini istediği için mecburen önce oraya gitmesi gerekliydi. Üstelik abisi onu alması için kendi şoförünü göndermiş ve ona kaçış imkanı vermemişti. Arabaya bindikten kısa süre sonra yorgunluktan uykuya dalan Yiğit, şoförün seslenmesiyle kendine geldi. Şirkete girdiğinde kendini selamlayanlara kısa bir baş selamı verip asansöre bindi. Yönetim katına gelip indiğinde işte bu manzarayı hiç beklemiyordu. Nasıl bir renkti o saçlar, akşam güneşinin yansıması gibiydi. Işıl ışıl sanki gözlerini alıyordu Yiğit'in. Mıh gibi çakıldı ayakları yere, kımıldayamadı bile. Sadece izledi. Gülcan'ın karşısındaki kızın dudağının üstündeki bir tutam, güneş parçasıyla yaptığı tuhaf mimikleri ve bir o kadar da tuhaf sesiyle anlattıklarını hem izledi hem dinledi. Acaba hala uyuyorum da rüyada mıyım diye düşündü. O güzelim saçlar tenine ne güzel yakışıyordu ve iyi ki bu kızın bıyıkları yoktu. Çünkü bu güneş parçaları sadece saçlarına yakışıyordu. Sonra gülüşüne takıldı. Resmen gözlerin içine kadar gülüyordu bu kız. Yeşildi gözleri. Aradaki mesafeden bile belli olan yeşil gözler. Yiğit sanki büyülenmiş gibi tebessümle harika manzarayı izledi dakikalarca. Kabul edersen sana önce yemek ısmarlarım. İşten beraber çıkarız, akşam evine kadar da bırakırım. Güzelim, öyle yerler bana göre değil. Bunun için yaşlıyım. Gülcan hala Elif'i caydırmanın peşindeydi ama Elif bir keçi kadar inatçı olduğu için istediği şeyi almadan asla vazgeçmezdi. Sen beni ret mi ediyorsun? Sana harika bir gece yaşatacağım. Pişman olmayacağını garanti ederim. Elif bütün şirinliği ve tuhaf mimikleriyle ısrarlarına devam ederken sohbet çalan telefonla kesildi. Telefona cevap veren Gülcan birkaç not aldı ve o anda Yiğit'i fark etti. Eğlencenin bittiğini anlayan Yiğit sıkkın bir tavırla yaslandığı duvardan ayrılıp onlara doğru yaklaştı. Gülcan telefonu kapatıp Yiğit'e gülümsedi. Hoş geldin Yiğit. Ömer Bey de seni bekliyordu ama biraz sinirli. Ne zaman değil ki diye soran Yiğit'in gözleri Elif'in üstündeydi. Ama Elif'in az önceki halinden eser kalmamıştı. Gayet ciddi ve mesafeli duruyordu. Sandalyesinden kalkıp Gülcan'a sessizce "Çıkışta görüşürüz abla" diyerek ve Yiğit'e bir kez bile bakmadan koridorun diğer ucuna yürümeye başladı. Yiğit ağzı bir karış açık kızın arkasından baka kaldı. Resmen yok sayılmıştı ve kendini aşağılanmış hissediyordu. Bu ilk kez başına geldiği için egosu ciddi hasar almıştı. Gülcan onun bu haline gülmeden edemedi. Onun ilk kez böyle bir şey yaşadığının o da farkındaydı. Yiğit oldukça yakışıklı bir delikanlıydı ve soyadı bile kızların etrafında pervane olmasına yetiyordu. Belli ki bu kız ya kördü ya da onun kim olduğunu bilmiyordu.
Ama Yiğit de daha Elif'in kim olduğunu bilmiyordu. Hey, uyan, abini daha fazla sinirlendirmeden içeri gir. Beni yok saydı abla, gördün değil mi? Bana bakmadı bile, inanamıyorum. İnsan bir selam verir, ne bileyim, gülümser falan. Öylece yanımdan çekip gitti. Kimdi o? O sırada Ömer burnundan soluyarak odadan çıkınca Gülcan cevap veremedi. Ömer kardeşini görünce hemen ona yönelip sarıldı. Sana da mı bir asistan ayarlasak? Nerede kaldın oğlum? 1.80'lik bir sarışına hayır demem. Serseri, hoş geldin. Hadi geçelim odaya da anlat neler oldu. Kahve içer misin? Olur abi, ayakta uyuyorum zaten. Belki açılırım. Gülcan bize iki kahve, telefonda bağlama. Gülcan patronuna gülümseyip başıyla onaylarken onlar da odaya girdiler. Ömer masasına dayanıp kollarını göğsünde bağlarken Yiğit hemen odadaki üçlü koltuğa uzandı. Burası benim ofisim, evin salonun değil, düzgün otur. Abi kaç saattir uçuyorum, ayaklarım şişti oturmaktan. Biraz rahat ver yoksa geldiğime pişman olmaya başlayacağım. Tamam, boş ver şimdi bunları. Doktorlar ne dedi onu anlat. Dünyanın 9. harikası olduğumu söylediler. Biliyorsun 8.'si Marilyn Monroe idi, huzur içinde uyusun. Yiğit sulandırma da anlat. Tamam, buradakilerden farklı bir şey söylemediler. İlaçlar tümörün büyümesini engellemiş ama bu çare değilmiş. En geç 2 ay içinde ameliyat olmam gerekirmiş. Yani bu kadar yolu boşuna gitmiş ve bu baş ağrılarını boşuna çekmiş oldum diyerek ağrıyan başını ovalamaya başladı. Lütfen biraz ciddi ol. Hemen ameliyat için gün alalım o zaman. Geciktirmenin bir anlamı yok. Hayır. Ne? Hayır mı? Delirdin mi sen? Neyi bekliyorsun? Hemen doktorla görüşüp en kısa zamanda bunu halledeceğiz. Bekleyerek zaman kaybediyoruz ki zaten çok fazla bir zamanımız da yok. Yiğit koltuktan doğrulup oturdu. Dirseklerini dizlerine dayayıp başını ellerinin arasına alıp konuşmaya başladı. Korkuyorum. Anlasana, adamlar kafatasımı delecek, delip beynimi kesecekler. Evet, kurtulma ihtimalim %70 ama bu beni rahatlatmıyor. Bir sürü ihtimal var. Ya uyanamazsam, ya uyandığımda eskisi gibi olmazsam, bir şeyler eksik olursa, yanlış olursa, buna katlanamam, bununla yaşayamam. Anla beni, eğer hala zamanım varsa ertelemek için son saniyesine kadar kullanırım. Biliyorum Yiğit. Ben bunları düşünmüyor muyum sanıyorsun? Benim, bizim korkmadığımızı mı sanıyorsun? Ama bir umut var ve ben bunu değerlendirmek istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ameliyat olmazsa ne olacak sanıyorsun? Grip mi bu dinlenip ilaç alınca geçsin? Şimdiden baş ağrıların arttı. Fark etmediğimi mi sanıyorsun? Beklemek acılarını artıracak sadece ve ben geç kalmış olmak istemiyorum. Bir umudumuz var. Hem de yüksek ihtimalli bir umut ve bunu değerlendireceğiz. Her şey yolunda gidecek, iyileşeceksin, ben buna inanıyorum. Sen de inan. Ömer bunu bir emir verir gibi söylediği için Yiğit itiraz edemedi ama kabul de etmedi. Bunu sonra konuşalım abi, ben de biraz düşüneyim. Ömer tamam manasında başını salladı. Yengem çocuklar nasıl? İyiler, çocuklar seni çok özledi. Dört gözle seni bekliyorlar. Yönetim katı iki kattan oluşuyordu. Bir kanatta sadece Ömer'in odası ve toplantı salonları varken diğer kanatta dört müdür odası vardı. Elif'in yanında çalıştığı muhasebe müdürü Mümtaz Bey'in odası da bu kattaydı. Mümtaz Bey asistanı yakında işi bırakacağı için Elif'i yanına almıştı. Şimdilik sadece işi öğrenmeye çalışıyordu. Mümtaz Bey liseden beri eğitim masraflarını üstlendiği Elif'in kariyeri için elinden geleni yapıyordu. Elif doğduğu gün bir yuvaya bırakılmıştı. 22 yaşına kadar da yurtta beraber büyüdüğü Selim ve Rüzgar dışında ailem diyebileceği kimsesi yoktu hayatında. Üçü de birbirine büyük bir sevgiyle bağlı ve tutkunlardı. Selim bir gece kulübü işletiyordu. Rüzgar ise artık ünlü bir şarkıcıydı ve hala bir aradaydılar. Selim Elif'in kulübü yönetmesini, daha doğrusu hep gözünün önünde olmasını istiyordu ama Elif bunu reddetmişti. Burada çalışabilmesi ise Mümtaz Bey'in sayesinde olmuş, Selim'i ikna etmek için epey dil dökmesi gerekmişti. Ömer Bey de yurt bağışçılarından olduğu için Elif'i tanıyor ve azmini takdir ediyordu.
Selim de Ömer'le tanışmış adamın zararsız olduğuna inandıktan sonra şirkette çalışmasına istemeyerek de olsa izin vermişti. Elif burada çalışmayı seviyordu. İşinden ve çalışma arkadaşlarından çok memnundu. Kimseyle işle ilgili konular dışında da bir bağ kurmuyordu. Selim'i razı edebilmek için aylarca uğraştıktan sonra zaten asla şikayet edip iş hayatını riske sokmazdı. Elif Gülcan'ın yanından ayrılıp geçici olarak kendisi için kurulan masasına geldi. Yarım kalan işleriyle ilgilenmeye başladığı sırada Mümtaz Bey odasından çıkıp evrakları sordu. Gülcan Hanım'ı imzalatıp yollayacak efendim. Onlar acil kızım. Hemen imzalatıp getirirsen çok iyi olur. Peki efendim. Elif hemen işlerini tekrar yarım bırakıp patronun ofisinin olduğu bölüme geldiğinde Gülcan da kahveleri odaya götürmek üzereydi. Elif evrakların acil olduğunu söyleyince Gülcan kahveleri ve evrakları eline tutuşturup çalan telefonu açmadan önce içeri girmesini söyledi. Elif derin bir nefes alıp kapıyı tıklattı. Ömer'in gel diyen sesini duyunca içeri girdi. Gel Elif, hayırdır? Kahve servisine mi başladın? Seni çok çalıştırıyorlar galiba. İşinin adını koysak iyi olur artık. Yok Ömer Bey, ben evrakları imzalatacaktım da kahvelerinizi de getirdim ama sanırım biraz soğudu gibi. Neyse bu sefer böyle olsun, ver bakalım. Elif kahve yerine evrakları uzatınca Ömer gülümseyerek aldı. Anlaşılan imza yoksa kahve de yok diyorsun. Tekrar gülümseyen Ömer kafasıyla Yiğit'i işaret edip bari onunkini ver de o içsin dediğinde fark etti Elif Yiğit'i. Böylece diğer kahvenin sahibi de belli oldu. Yine de önce Ömer Bey'in kahvesini bırakıp sonra Yiğit'e yönelip yüzüne bile bakmadan önündeki sehpaya kahvesini bıraktı. Tekrar patronun masasına dönüp işini bitirmesini bekledi. Yiğit ise odaya girdiğinden beri gözlerini ondan ayıramadı. Tavırlarından Ömer'den çekindiği belli oluyordu. Bu da saçmalamasına neden oluyor ve bu haliyle çok şirin görünüyordu. Ama kız yine onu yok sayıyordu. Kahvesini bırakırken bile kafasını kaldırıp yüzüne bakmamıştı. Yiğit kızın sesinin kulağa çok hoş geldiğini düşündü. Gülcan'la konuşurken çıkardığı garip sesler gibi değildi. Dinlendirici, yumuşacık bir tonu vardı. Yüzünü inceledi, dudaklarını kemirip duruyordu. İnatla ona bakmıyordu ve Yiğit inatla gözlerini ondan çekmiyordu. Bu durum Ömer'in de dikkatini çekti. Elif'e dönüp, ''Yiğit'le tanıştın mı?'' diye sordu. Elif şaşkın şaşkın Yiğit'e bakınca göz göze geldiler. Yiğit hemen tebessüm etti ama Elif anında gözlerini kaçırıp tekrar patronuna baktı. Neden bu adamla tanışması gerekiyordu? Hayır efendim. Yiğit benim kardeşim. 2 haftadır Amerika'daydı, bugün geldi. Elif de Mümtaz Bey'in sahiden senin işine bir isim versek iyi olacak. Bak takdim ederken sıkıntı oluyor. Siz böyle söyleyince fazlalıkmışım gibi oldu efendim. Ama yedek asistan diyebiliriz sanırım. Evet bu olabilir. Nasıl gidiyor bakalım? Öğrenebildin mi işleri? Yakında tek başına çalışacaksın. Var mı bir sıkıntı? Teşekkür ederim. Her şey yolunda efendim. Sevindim. Ama bir sıkıntın, ihtiyacın olursa çekinmeden gelebilirsin, unutma. Al bakalım deyip evrakları uzattı. Elif teşekkür edip bir tebessüm eşliğinde evrakları aldı. Tekrar Yiğit'e dönüp lütfeder gibi bir iki kelime söyledi. Tanıştığımıza memnun oldum Yiğit Bey. Hoş geldiniz. Cevap vermesini beklemeden arkasına dönüp tam odadan çıkacakken Yiğit'in sesi duyuldu. Ben de memnun oldum Elif. Hem de çok. Elif arkasını dönüp ters bir bakış atıp odadan çıktı. Mümtaz Bey evrakları beklediği için Gülcan'a göz kırpıp el sallayarak odasına gitti. Yiğit'in hala dalgın bir şekilde kapalı kapıya baktığını gören Ömer bundan pek memnun olmadı. Olmaz diye biraz yüksek sesle konuşunca Yiğit anlamadığını gösteren bakışlarını abisine çevirdi. O kızla aranda hiçbir şey olamaz. Ayrıca her şeyden önce ameliyata odaklanmalısın, lütfen. Kız zaten beni görmüyor ya da yok sayıyor. Kim bu kız? Mümtaz Bey'in bir tanıdığının kızı ve oldukça akıllı bir kızdır. Seni yok saymasından da anlaşılacağı gibi yani. Elif, saçları çok değişik değil mi? Gözleri de çok yeşil.
Yani güzel bir yeşil, böyle güneş batarken ormanı izler gibi sanki. Ömer inanmaz gözlerle kardeşine baktı. Resmen şair edasına bürünmüş, Elif'in güzelliğine methiyeler diziyordu. Bu Ömer için inanılması güç bir durumdu. Çünkü kardeşi her zaman kelimenin tam anlamıyla biraz ödük olurdu. Aklına geleni söyler, yer ve durumu hiç umursamadan konuşur, hiçbir şeyi içine atıp kendine dert edinmezdi. Kafayı mı yedin oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ne ormanı, ne güneşi, yol mu çarptı seni? Acayip acayip konuşma, kızdan da uzak dur. Acayip acayip konuşma, kızdan da uzak dur. Of abi, anladım tamam. Sanki gördüğüm her kızın üstüne atlıyorum. Yemedik Elif'inizi. Hem ben çok aç ve yorgunum. Ne kadar sürer işin? Tamam, az kaldı. Birazdan çıkarız. Ömer tekrar işine döndü ama aklında Yiğit'in Elif'e bakışları vardı. Kızdan etkilenmişti kardeşi. Hem de çok. Ama bu kimsesiz kıza da kıyamıyordu. Şu ara onlar için önemli olan tek şey kardeşinin sağlığıydı. Başka bir şeyle ilgilenmesini istemiyordu. Daha fazla gecikmeden ameliyatın gerçekleşmesini istiyordu ve Selim denen adamla da kesinlikle uğraşmak istemiyordu. Yine de Yiğit ameliyattan sonra Elif'le görüşmek isterse karşı çıkmayacağını biliyordu. Masasını topladıktan sonra kardeşine kafasıyla kalkmasını işaret edip odadan çıktılar. Gülcan'a selam verip lobiye indikleri sırada güvenlik şefi Ömer'i durdurup İşle ilgili bir takım bilgiler vermeye başlamıştı. İş konularından hoşlanmayan Yiğit, onlardan birkaç adım uzaklaşıp etrafı incelerken bugün ikinci defa seyirlik bir manzarayla karşılaştı. Elif evrakları teslim ettikten sonra mesai saati bittiği için masasını toplayıp çantasını aldıktan sonra Gülcan'ı beklemek için lobiye inmişti. Beklerken sıkıldığı için her zamanki gibi yine tuhaf mimikleri, güzel yüzünü süslemeye başlamıştı. Ayaklarını yere vurup sabit durmayı beceremeyen kıpır kıpır yapısıyla ne kadar sıkıldığını belli ediyordu. İşte bu manzara Yiğit için seyretmeye değerdi. Yiğit her ne kadar hızlı çapkınlardan olmasa da hatırı sayılır bir ünü vardı kızlar arasında ama kesinlikle aşka inanıyor ve bu aşkı yaşayacağı diğer yarısını arıyordu. Ve Yiğit'in en bilindik özelliklerinden biri de çabuk karar veren biri olmasıydı. Ve Yiğit yine çabuk bir karar vermişti. Elif'in diğer yarısı olup olmadığını anlaması için biraz yakınlaşmaları gerekirdi ve o artık bir yetişkin olduğundan yaptığı her şey için abisine hesap vermesi gerekmiyordu. Bu kızı gördüğünde gülümsemesine engel olamıyor ve tuhaf bir şekilde rahatladığını hissediyordu. Yiğit kafasında gelecek planlarıyla Elif'i izlerken birden kızın yüzünün aydınlandığını ve heyecanlı bir gülümsemeyle Gülcan'ı karşıladığını gördü. Küçük bir kız gibi ellerini çırparak kocaman gülümseyen gözlerle mutlulukla bakan Elif, Yiğit'in içini titretti. Ama bu keyif kısa sürdü çünkü iki bayan kol kola girip hızlı adımlarla çıkışa yöneldi. Bu sırada görüşmesi biten Ömer, kardeşine döndüğünde onun dalmış gözlerini takip edip Elif'i gördü. Kardeşi öyle dalmıştı ki onu fark etmedi. Hala pür dikkat Elif'i izleyip gülümsüyordu. Yiğit'in bu hali Ömer'i de mutlu etti. Bir süre o da sessizce kardeşini izledi. Onu hep böyle mutlu ve gülerken görmek istiyordu. 4 ay öncesine kadar da öyleydi. Ama hastalığını öğrendikten sonra biraz değişmişti. Daha sinirli ve boş vermiş bir hali vardı. Ameliyattan korktuğu için böyle davrandığını biliyor ve ona hak da veriyordu. Ama ona nasıl yaklaşması gerektiğini de bilmiyordu. Gidelim mi ufaklık? Ya abi, toplum içinde hitap şeklimize dikkat etsek artık. Tamam gidelim. Hadi bitti mi artık? Tükenmişlik sendromu yaşıyorum resmen. Yiğit binadan çıkınca tekrar etrafa bakıp Elif'i bir kez daha görmeyi umdu ama umduğunu elde edemedi. Ömer'le beraber arabaya bindi. Yiğit eve gidene kadar uyumak, Ömer ise tekrar ameliyat hakkında konuşmak istiyor ama nasıl başlayacağına karar veremiyordu. Düşüncelerini Yiğit'in çekingen sesi böldü. Abi şimdi bak, sana bir şey soracağım. Ama hemen köpürmek yok. Elif mi? Ah, düşüncelerim alt yazımı veriyor. Hayır, suratında akıyor. Ağzın kulaklarında onu izliyordun. Abartmasan, sadece merak ettim. Sen de öyle ilgili konuşunca Mümtaz Bey'in bir yakını. Asistanı yakında doğum yapacak. Elif de onun yerine geçecek.
Şimdilik işi öğreniyor. Anladım. Şimdi merakını giderdiysen asıl konumuza tekrar dönsek. Yarın gidip ameliyat gününe karar verelim. Bu işi bitirelim artık. Lütfen itiraz etme. Lütfen. Tamam. Yiğit bu konuda daha fazla konuşmak istemediği için koltuğa yaslanıp gözlerini kapattı. Yolculuk çok sürmeyecekti ama biraz dinlenmek iyi gelecekti. Zaten birkaç dakika sonra bir çift yeşil gözün hayaliyle uykuya daldı. Elif ve Gülcan önce yemek yediler. Gülcan hala gelmemek için bahaneler uyduruyordu. Ama Elif yemek boyunca onu ikna etmeye çalıştı ve başardı. Yemekten sonra biraz alışveriş yapıp Gülcan'ın evinde kıyafetlerini değiştirerek kulübün yolunu tuttular. Gülcan Elif'i kırmak istemiyordu. Kendini onun ablası gibi hissediyordu. Hayat hikayesini kısmen bildiği için Elif'in kendisine karşı samimiyeti onu daha çok mutlu ediyordu. Kulübe geldiklerinde Elif oldukça mutluydu. Hem Gülcan'ı razı edip getirmişti, hem de bir haftadır ayrı olduğu Selim ve Rüzgar bugün İzmir'den dönüyordu. Kısacası bugün Elif'ten mutlusu yoktu. Kulüp henüz fazla kalabalık olmadığı için Elif önce Gülcan'a mekanı gezdirmişti. Fazla büyük olmayan ama küçük de sayılmayan mekan oldukça sade ve şık bir dizayna sahipti. İki katlı barın ilk katında yuvarlak yüksek masalarla döşenmişti. Dans pisti ve yerden 1,5 metre yükseklikteki sahne de bu kattaydı. Bar kısmı ise sahnenin çaprazında yer alıyordu. İkinci kat ise balkon şeklinde ve sahneyi görecek şekilde masa ve koltuklarla döşeliydi. Rehberlik işini bitiren Elif, Gülcan'ı sahneyi en iyi açıdan gören masaya yönlendirdiği sırada yanlarına beklediği adamlardan sadece birinin yaklaştığını gördüğünde buruk bir gülümsemeyle ona yaklaşan adamın kollarına atıldı. Selim de kollarını açıp kıymetlisini sımsıkı sarıp saçlarına bir öpücük kondurdu. Rüzgar nerede Selim? Hoş buldum güzelim. İyiyim, sen nasılsın? Ah, hoş geldin. Yalnız mı geldin? Yalnız geldim, çok bilmiş. Rüzgar yarın gece gelecek. Biraz kuzenleriyle vakit geçirmek istedi. Ben de seni daha fazla yalnız bırakmamak için erken döndüm. Nasıl ya? Bir haftadır oradasınız zaten. Niye görüşmemiş kuzenleriyle? Bugün mü gelmiş akıllarına? Ben geldim ya güzelim, yetmez mi? Hem biliyorsun ne kadar yoğun olduğunu. Fırsatını bulmuşken değerlendiriyor çocuk. Aman iyi, demedik bir şey. Tavır yapma bana. Nazını gelince Rüzgar Efendi'ye yaparsın. Misafirimiz mi var? Elif mahcup bir halde Gülcan'a dönüp gülümsedi. Selim'i görünce dünyayı unutmuştu yine her zamanki gibi. Abla ya kusura bakma, muhabbete kaptırdım kendimi. Pek iyi bir ev sahibi değilim galiba. Önemli değil tatlım. Elif'ten Selim'i çokça dinleyen Gülcan, onların birbirine olan düşkünlüklerini tahmin etmişti zaten. Gördüğü manzara ise düşündüğünden daha fazla bir bağlılık sergiliyordu. Selim sol koluyla Elif'i sararken sağ elini Gülcan'a uzatıp kendini tanıttı. İkilinin tanışma ve tokalaşma faslı bittiğinde Elif de kollarını Selim'in beline sararak konuşmaya başladı. Gülcan abla benim şirketten arkadaşım Selim. Selim'i zaten sana anlatmıştım abla. Öyle mi? Nasıl anlattın bakalım beni diyen Selim daha sıkı sarıldı kıymetlisine. Nasıl olacak? Tabii ki ne kadar despot bir patron olduğunu anlattım. Hatta şimdi hazırlanıp sahneye çıkmazsam anlattıklarımın doğruluğuna şahit olacak. O yüzden ben şimdi gidip hazırlanıyorum ve sen de misafirimi en iyi şekilde ağırlıyorsun. Emredersiniz küçük hanım deyip saçlarına tekrar bir öpücük kondurdu. Bir haftada çok özlemişlerdi birbirlerini. Selim her ne kadar saat başı Elif'i arayıp sesini duysa da, daha doğrusu kontrolünü yapsa da yine de yetmemişti. Hadi bakalım sana bol şans. Ben de misafirimizle seni çekiştireyim. Elif Selim'e bilmiş bir bakış atıp burnunu havaya kaldırıp konuşmaya başladı. Şansa ihtiyacım yok şekerim. Bunu en iyi sen biliyorsun ve hakkımda iyi şeyler anlat. Elif Selim'e parmak uçlarıyla bir öpücük atıp hazırlanmak için odasına gitti. Arkasından bakan Selim'in ağzı kulaklarındaydı. Gülümseyen yüzüyle misafirine döndü. Sonuçta emir büyük yerdendi ve Gülcan'ı en iyi şekilde ağırlamalıydı. Bu kızı yetiştirirken çok yüz verdik ona, ondan bu kadar kendini beğenmiş oldu böyle. Size çok düşkün, adınız ağzından düşmüyor, sizin ve Rüzgar Bey'in. Lütfen resmiyete gerek yok, izniniz olursa ben de size isminizle hitap etmek isterim. Elif buraya ilk defa bir arkadaşını getiriyor, daha doğrusu ilk defa bir arkadaşı oluyor. Size değer verdiği belli. Onun için değerli olan bizim için de değerlidir. Ben de memnun olurum Selim. İş yerinde yeteri kadar resmiyete maruz kalıyoruz. Aslında biraz da heyecan yaptım sanırım.
Öyle yerlere pek gelmem. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Rahat ol lütfen. Burada herkes kendi halinde takılır. Etrafına baksana. Kız tavlamaya gelenler dışında kimsenin birbiriyle ilgilendiği yok. Hem birazdan bizim peri kızı çıkınca zaten başka bir şeyle ilgilenemeyeceksin. Eminim seni de büyüleyecek. Aslında bir şey sormak istiyorum sana. Yanlış anlama lütfen. Ama neden Elif'in burada çalışmasına izin veriyorsun? Doğrusunu istersen çalışmasını bile istemiyorum. Ama bizde kararlar biraz farklı alınır. Hiçbirimiz kendi başımıza kararlar almayız. Hep beraber oturup konuşur ve bir sonuca varırız. Ben de ikiye karşı tek kalınca burada çalışmasına izin vermek zorunda kaldım. İşletme okumasını burayı yönetir diye kabul etmiştim. Ama o burada sahneye çıkmayı tercih etti. Zaten diğer seçenek rüzgar gibi artist olmasıydı ve bunu asla kabul edemem. Yem edemem o camiaya küçük perimi. Bu yüzden başka yerde çalışacağına gözümün önünde olmasını tercih ettim. Gerçekten imrenilecek bir ilişkiniz var. Ne diyeyim, sanırım teşekkür etmem gerekiyor diyerek gülümsedi Selim. İkilinin keyifli sohbeti devam ederken sahne hareketlenmeye başladı. Birkaç dakika içinde sahneye önce müzisyenler ve ardından Elif çıktı. Gülcan'ın Elif'i gördüğü an nutku tutuldu. Siyah tek askılı mini bir elbise giyen Elif, düz saçlarını tepeden at kuyruğu yapmıştı. Açıkta kalan sol köprücük kemiğinde bir dövme vardı ama Gülcan bu mesafeden okuyamadı. Koyu renk göz makyajı yeşil gözlerini daha da belirgin hale getirmişti ve dudaklarında hafif bir parlatıcı vardı. Turuncu saçları ışıklar altında parlıyordu ve Selim'in dediği gibi periye benziyordu. Sağ omzuna gitarını asan Elif seyircilerini selamlayıp siyah dantel parmaksız bir eldiven taktığı sağ elinin parmaklarını gitarının tellerine vurdu ve gece başladı.